Yani bu, ya hepimizin kafasında bir şeyler var, değil mi? Bir ülkede en önemli amil bazı güçler, iç veya dış güçler o ülkede anarşik bir durum yaratmak istiyorlar, değil mi? O ülkede huzuru bozmak istiyorlar. Şerefli bir oyun yaşıyor. Sevmekli ve çok güzel, çok özel ve özel bu sevmek oynanıyor. Kendisi ön sırada, yanında da yapımcı var falan, sahneye koyan var ve bitiyor. Piyes perde iniyor. Sessiz, alkışıyor. Hala sular dönüyor boşuna. Başından aşağı şerefli. Bakıyor yanındaki metanasyona. Diyor ki, sus, sessiz değil dinle. Öyle etkiledi insanları diyor. Kendine de gelmedi. Bir dakika sonra alkış başlıyor. Hayatımda duyduğum en yüksek bu oldu. O zaman paşa mı o zaman değil, Garp Cephesi kumandanı İsmet İnönü paşa olduğunu bilmiyorum. Ben 1923 yılı Ocak ayında 25 Ocak'ta Nişantaşı'nda bizim konakta doğdum. Yani Hasan Paşa konağında doğdum. Şimdi o konağın yerinde apartmanlar var. Hacı Hasan Hilmi Paşa apartmanları var. O zaman bizim konak vardı. O karanlıkta ben uzun yıllar oturdum. İlk anaokuluna gidiyordum. Şişli Terakki'nin anaokulu vardı. Oradan, konaktan oraya yürüyerek gidiyordum yani. Ondan sonra Beyoğlu'na falan taşındık. Ve daha sonra ben Kadıköy'e, işte o zaman Kadıköy'e taşındık. Kadıköy'de Saint Louis İlkokulu vardı. Saint Louis Okulu, İlkokulu, Saint Joseph'in şubesiydi. Gel Değirmeni'nin diye. Oraya gidiyordum. Oraya 3 sene devam ettim. Ben lisede evvela Esat Mahmut Karakurt'tan Türkçe okudum. Romancıydı, çok sevdiğim bir adamdı. Bizi çok etkiledi. Sonra Halit Fahri geldi, şair. Ondan hiçbir şey öğrenmedik. Ondan sonra İsmail Hamip geldi. 4 sene onu okuduk. Ondan divan edebiyatını öğrendik. Tanzimatı öğrendik. Ondan çok şey öğrendik yani 4 sene. Ondan sonra da ben oralarda daha kompozisyon yazılarında falan becerikliydim. Başarılı oluyordum. Ve finale kalıyordum falan. Ve yazı yazmaya başladım o zamanlarda ama bir gazeteye girip çalışma imkanı yoktu. Yazar olmayı düşünüyordum ama nereden? Yahut dış işlerine gireyim diyordum, o da imkan yoktu. Ve oradan Galatasaray'dan sonra hukuk fakültesine girdim. Hukuku bitirdim. Hukuku bitirdikten sonra avukatlık stajı yaptım. Ama avukatlık bana göre değildi. O ara akşama girdim. Akşamda çalışmaya başladım. Ve avukatlığı falan bıraktım. 6 ay avukatlık yaptım, yetti. Tüm önemli ören yerlerinin bulunduğu bir kitap. Ondan sonra bütün hayatım gazetecilikle geçti. Gazetecilikte akşamda evvela muhabirdim. Sonra istihbarat şefi oldum. Sonra yazı işleri müdürü oldum. Yani her şeyden geçtim. Köşe yazarı, dış politika yazarı yazıları yazdım. Ve çok sevdim gazeteciliği. Her yere gidiyoruz. Burada kaparım kalıyorum her iş. Şunun gibi bir kitap olacak. Bir kitap olacak. Artı bir de CD olacak yanında.